Şimdi Akın Beyciğim, ben bu menajerlik olayını konuştum babamla. Akın deyin bana. Efendim? Sanatçıların menajerle aralarında böyle hanımlı beyli konuşmalar olmaz Zehracığım. Ya artık bir ömür beraberiz. Bir ömür derken? Yani şu an olmasa da sözleşmeden sonra olacağız. Ha, bir nevi evlilik gibi düşünmek lazım. Ay ne olur. Ne olur evlilik demeyin bana lütfen. Rica ediyorum. Bak hala ikinci çoğul şahıs kullanıyorsun. Olmaz. Ben niye evlilik demeyeyim? Anlat bakalım. Ay ben çok talihsiz iki tane evlilik kazası atlattım. Çok karşıyım o yüzden şu an evliliğe. Ne güzel işte. Ben de karşıyım zaten. Bak bir ortak noktamız daha oldu. Ama neyse ya. Yani ben babamla konuştum bu olayı. Babam benim bir menajere ihtiyacım olduğuna inanmıyor. Baban hep doğru mu söylüyor? Genelde. Dedikleri hep çıkar mı? Benimle ilgiliyse çıkar. İşte o zaman burada yanıldığını ona göstermek zorundayız. İşte ben de ondan hiç emin olamıyorum. Zehracığım, sen kitabından da emin değildin ama sonra ne oldu? Ne oldu? Kitabın yok sattı. Ha ha evet doğru. Sen beni dinle. Babanla beni bir tanıştır. Bir yemek yiyelim. Ben onu ikna ederim. Ama benim babam işte öyle herkesle tanışıp yemek yiyecek bir insan değil. Hele bu aralar hiç değil hayatı bu kadar karışıkken. Zehracığım, 60 yaşındaki bir adamın hayatı ne kadar karışık olabilir ki ya? Benim babamın 4. karısı yeni doğum yaptı. Ne? Babam da başkasıyla nişanlı. Başkasıyla? Beni hemen babanla tanıştır. Bu adam benim idolüm. Efendim kızım? İyi, babacığım nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ve şu an seninle tanışmak için can atan birisiyle beraberim. Sen yine ne saçmalıyorsun ha? Babacığım ben sana anlattım ya, Akın var dedim, Akın Bey, menajer dedim. O işte yarın akşam böyle bir yemek yiyelim hep beraber diyor. Ben çok bahsettim senden tabii haliyle. Çok merak etti seni. En büyük hayranıyım. Bilmiyorum. Bakarız. Sen kardeşini görmeye gitmedin mi? Gideceğim babacığım, gideceğim. İşlerimi yeni ayarladım. Akşam söz veriyorum gideceğim. Bu ne vurdum duymazlık ya? Kardeşin dünyaya geliyor, sen menajer peşindesin. Kapat, sinirimi bozma benim. Ne diyor? Diyor ki kardeşin doğmuş, sen menajer peşindesin diyor. En doğru zaman işte. Seniniz senden aldı götürdü yeni gelen kardeş. Mesela. Yani bir de olaya böyle bak. Yemek için ne dedi? Ha ona bakarız dedi ya. O da onun lügatında evet demek yeriz biz o yemeği yarın. Harika. Hesabı istesene. İsteyeyim tabii. Hesabı alabilir miyim? İstedim. Teşekkür ederim.